Şu anda dünyanın gündeminde Boris Johnson var. Yani İngiltere Başbakanı. Biz de sıradaki haberimizde Boris Johnson'ın biraz daha kim olduğunu sizlere anlatmak istiyoruz. İngiltere siyasi tarihinin aslında en renkli isimlerinden biri Boris Johnson. Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde kahraman ilan edildi. Ancak koronavirüs salgını sürecine yönelik eleştiriler ve adının karıştığı skandallar kariyerini olumsuz etkiledi. Ukrayna savaşının ardından artan enerji ve gıda fiyatları eleştirilerin tonunun daha da artmasına sebep oldu. It is now the will of the Party. Boris Johnson, İngiltere'nin 77. Başbakanı, kökleri Türkiye'ye uzanıyor. Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri Bakanı olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Boris Johnson siyasi kariyerinde zaman zaman tarihi bağlarını hatırlattı. Adaylık yarışında katıldığı tartışma programında Türk dedem İngiltere'nin başbakanı olacağımı görseydi çok gurur duyardı ifadesi hala akıllarda. That I've made that we may have made... İngiliz kamuoyunda bazı çevreler kendisini güvenilmez buluyor. Dış politika konusundaki açıklamaları zaman zaman birbiriyle çelişse de, Londra Belediye Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da yapan Johnson'ın destekçisi oldukça fazla. So how did he climb so high? Boris Johnson, Temmuz 2019'da ezici bir zafer kazanarak Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Avrupa Birliği'nden hızlı çıkış vaat eden Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından başbakan olarak atandı. Johnson, Aralık 2019 genel seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kazanarak Brexit anlaşmasının onaylanmasını sağladı. 31 Ocak 2020'de, yani referandumdan 3,5 yıl sonra İngiltere, Avrupa Birliği'nden resmen ayrıldı. Bu süreçte Brexit kahramanı olarak nitelenen Johnson, kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Ancak koronavirüs salgını Johnson'ın kariyerindeki bu gidişi değiştirdi. Hükümetin salgına tepki vermede geciktiği gerekçesiyle eleştirildi. Parlamentoya yalan söylemekle suçlandı. Ancak bu eleştiriler Johnson'ın siyasetteki pozisyonunu kısa vadede olumsuz etkilemedi. Mayıs 2021'deki ara seçimlerde ana muhalefetteki işçi partisine karşı güç kazandı. Fakat 2021 sonunda koronavirüs salgını kısıtlamaları sırasında başbakanlıkta düzenlenen partilerin görüntüleri basına yansıdı. Soruşturmalar açıldı. İngiltere siyasi tarihinde bir ilk gerçekleşti. Eleştirilerin odağındaki Johnson para cezasına çarptırıldı. Proof to be the of the end for Muhafazakar Parti 5 Mayıs'taki yerel seçimde ise kan kaybetti. Johnson, Haziran ayında partisinden güven oyu almayı başardı. Muhafazakar milletvekillerinin %40'ından fazlası Johnson'ı desteklemeyeceklerini söylese de salt çoğunluğun sağlanmasını başarı olarak niteledi. 5 Temmuz'da ise Johnson hükümeti peş peşe gelen istifalarla sarsıldı. O istifaların ardından Johnson da görevi bırakmak zorunda kaldı.